Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek. Bayat'ta kilim, Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Karecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su, İhsaniye'de muhteşem bir vadi, Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Rotamızı bu kez Acıgöl'ün yanı başında çok sayıda kuş türüne ev sahipliği yapan Afyonkarahisar'ın Başmakçı ilçesine çeviriyoruz. Burası pembemsi rengi ve ince uzun bacaklarıyla bilinen flamingolar sayesinde adını dünyaya duyuran bir merkez. Gölde 20 familyadan 160'ın üzerinde kuş türü yaşıyor. Başmakçı aynı zamanda Türkiye'nin yumurta borsası. 1 milyon kapasitenin üzerinde tavuk kümesine sahip. Manevi değerlerin de yaşatıldığı bu ilçede Horasan Evliyası Sultan Abdurrahman'ın türbesi bulunuyor. Rivayete göre çocuk sahibi olmayan gelinler bu türbede kurban kesiyor. Kız çocukları olursa Sultan, erkek çocukları olursa da Abdurrahman adını veriyorlar. Birçok medeniyete ev sahipliği yapan bu kadim kent, belediyenin alt ve üst yapı yatırımlarıyla da günden güne gelişiyor ve değişiyor. Hepsi ve daha fazlası yöremiz farkıyla ekranlara geliyor. Afyonkarahisar'ın bu güzel ilçesi tarihsel açıdan da pek çok detaya sahip. Bilinen geçmişi M.Ö. 1750-1200 yıllarında hüküm süren Hititliler zamanına kadar uzanıyor. Başmakçı, Hititlilerden sonra Dinar'ı belli bir süre başkent olarak kabul eden Frikyalıların elinde kalmış. Frikyalılardan sonra Lidyalılar bu bölgeye sahip olmuşlar. İlçe, M.Ö. 6. asırda Perslerin, M.Ö. sonra 4. asırda ise Makedonya Krallığı'nın eline geçmiş. 1071 yılında Selçuklu Sultanı Alparslan'ın Malazgirt Savaşı'nda Bizansları yenmesiyle birlikte Anadolu'nun kapıları sonuna kadar Oğuz boylarına açılmıştı. Bunun sonucu olarak Türk boyları Anadolu'nun çeşitli bölgelerine dağıldılar ve oraları yurt edindiler. Sarıkeçili aşiretine bağlı Başmakçı cemaati ise Azerbaycan'ın güneyinden Anadolu'ya girmiş. Göç yolu üzerinde ilk durakları Adana ve Tarsus bölgesi olmuş. Bir kısmı Tarsus ilçesinde kalırken halen Başmakçı adıyla anılan bir köy kurmuşlar. Yola devam eden cemaat mensuplarının bir kısmı kuzeye, diğer bir kısmı ise batı yönüne doğru yollarına devam etmişler. Kuzeye gidenler Çorum civarına, batı yönüne giden grup ise şu anda bulunduğumuz topraklara yerleşmişler. Bundan böyle bu yerleşim yerinin adı Başmakçı olarak anılmaya başlanmış. Başmakçı tarihte düşman işgali hiç görmemiş. Ancak Çanakkale ve Kurtuluş Savaşları'nda çok sayıda şehit ve gazi vermiş. İlçenin en önemli geçim kaynağı büyükbaş süt hayvancılığı, yumurta tavukçuluğu ve gül yağı üreticiliği. Türkiye yumurta piyasasının belirlendiği yer olarak da biliniyor. 6000 üzerinde kültür ırkı süt ineğiyle önemli sayılabilecek miktarda süt de üretilmekte bu bölgede. Ayrıca gül çiçeğinden gül yağı üretimi yapılmakta olup yağın dış ülkelere ihracı ilçeye önemli derecede gelir sağlıyor.
Türkiye'nin tek, dünyanın ise ikinci en büyük temiz ve doğal sodyum potansiyeline sahip kapalı havzası olan Acıgöl sadece kuş türlerine ev sahipliği yapmıyor. Aynı zamanda burada birçok endemik bitki, su canlısı ve hayvan türü yaşıyor. Acıgöl bir diğer adıyla Çardak Gölü olarak da biliniyor. Çünkü burası hem Afyonkarahisar hem de Denizli illerine sınır. Türkiye'deki birçok göl gibi burası da kuraklık ve bilinçsiz su tüketimi nedeniyle can çekişiyor. 1970'li yıllardan bugüne 4 kat küçülen Acıgöl'de 500 metre çekilen su ürkütücü bir manzara ortaya koyuyor. Göl çevresindeki insan faaliyetlerinin başında ise tarım, hayvancılık ve sağcılık geliyor. Gölün batı ve kuzeyinde sodyum sülfası havuzlarıyla üretim yapan özel şirketler var. Acıgöl'de yapılan son kuş gözlem çalışmasına göre burada 176 tür kuşun varlığı tespit edilmiş ve devletin resmi kayıtlarına geçirilmiş. Acıgöl'ün hemen kenarında kuş gözlem kuleleri var. Şimdi o kulelerden bir tanesine tırmanıyoruz. Yukarıya doğru tırmandıkça artık gölde kendini göstermeye başladı. Burada göçmen kuşların görsel şölenini izleyebilmeniz için özel kuleler yapılmış. Siz de bu kulelere çıkıp 20 familyadan 160'ın üzerindeki kuş türünü görebilirsiniz. Ayrıca burada muazzam fotoğraflar çekebilirsiniz. Bütün bunlar için yapmanız gereken tek şey kuşların göç mevsimi olan bahar dönemlerini seçmek.
Artık kuleden ayrılma vakti. Ama gitmeden gölün hemen kenarında bulunan sazlıkların yanına doğru ilerlemek istiyorum. Acıgöl, kuş popülasyonu açısından da Anadolu'da koruna gelmiş en önemli bölgelerden birisi olarak gösteriliyor. Bu gölde birçok göçmen su kuşu yaşıyor. Bu kuşları görmek için ise bölgeye çok sayıda yerli ve yabancı turist geliyor. Başmakçı'ya mesafesi yaklaşık 15 dakika sürüyor araç ile. Ama suyun kenarına ilerleyebilmeniz için daha da uzun bir yolculuk yapmaya gereksinimiz olacak. Çünkü yakın civarda etraf tamamen sazlıklarla kaplanmış durumda. Ama birçok kuş türü var demiştik. İşte o kuş türlerinin bin bir çeşit ses tonları burada sizi karşılıyor. Biz sürekli duyuyoruz. Belki de size de geliyordur. Mikrofon alıyor mu bilmiyorum ama o kuş sesleri böyle cıvıl cıvıl. Hepsi de birbirinden farklı ötüyorlar. Yine çok sayıda su canlısı da var. Su yılanları gördük. Sazlık bir bölge olduğu için, bataklık bir bölge olduğu için çok sayıda su yılanının da yine burası ev sahipliği yapıyor. Gözetleme kulesi aslında biraz yorucu, çıkıp inmesi yorucu ama manzarayı izlemekse çok keyifliydi bizim için. Şimdi de sazlıkların etrafındayız. Biraz da bu bölgeyi keşfedeceğiz. Ardından da Acıgöl'de sizi o pembemsi renkleri, ince uzun bacaklarıyla bilinen flamingoların görsel şöleniyle baş başa bırakacağız.
Başmakçı Belediye Başkanı Ayhan Gönüllü var yanımızda. Bu güzel ilçeyi kendisinden dinlemek istiyoruz. Evet, buranın birçok özelliği var. Hem ekonomik anlamda, hem tarımsal anlamda, hem de turizm anlamında oldukça geniş bir potansiyele sahip yer Başmakçı. Başmakçı'yı hiç bilmeyen, buraya hiç gelmemiş bir yabancıya anlatmak gerekirse nasıl anlatırdınız Sayın Başkanım? Evet, ben öncelikle Kanal 3 televizyonuna buradan teşekkür ediyorum. İlçemiz 2014 Mali İdareler Seçimi'nde ilçemize belediye başkanlığına milletimiz biz layık gördü ve belediye başkanlığımıza başladık. Tabii ki Başmakçı ilçesi gülüyle, yumurtasıyla, flamingosuyla bölgede bilinen bir ilçe. Başmakçı ilçemiz daha önceden biraz daha böyle içine kapanık bir ilçemizdi. Artık yumurtacılık ve gül sektörü olsun, işte flamingo olsun, Acıgöl'deki kuş cennetindeki güzellikler olsun. Gün geçtikçe Türkiye'de artık Başmakçı'nın ismi konuşulmaya başladı. İlçemizde tabii ki sosyal etkinlik alanlarını bayağı bir çoğunlukla yaptık. Yeşil alanlarımızı çoğalttık. İşte şimdi şu andaki durduğumuz Devlet Bahçeli Parkımızda 2016 yılında ilçemize hizmete açtık. Yani bu sosyal etkinlik alanlarımız, kültürel etkinliklerimizi daha da artırıyoruz gün geçtikçe. Başmakçı ilçesi daha öncesinden, belki bu kanaldan bizi izliyorlardır, sinek olayımız bayağı bir çoktu bundan 2 yıl öncesi. Bu da tabii ki tavuk kümeslerinin ve haşerelerin tavuk atıklarından olmasından dolayı. Ama şu anda ilçemizde biyogaz tesisinin yapılmasından dolayı sinek ve koku olayı da bitti. Daha önce buranın bir esprisi vardı. Ya işte Başmakçı'ya girdik, kokusu ve sineğiyle karşılandık diye. Artık Başmakçı'ya girildiğinde koku ve sinek değil, güzelliğinle ve gül kokusuyla karşılanıyor ilçemizde. Herkes o kokuyu kendisi de idrak edebiliyor. Önceki Başmakçı'daki işte sinek olayından, efendime söyleyeyim, tavuk atıklarından gelen, araziye dökülen o kokulardan, bunlardan da temizlendi. Acıgöl'ü sizler de gelmişsinizdir. Bizim bir doğa harikamızdır orası da. Acıgöl'de yaklaşık 138 değişik kuş türümüz var orada. İzlemeye ve görmeye değer. İşte Sultan Abdurrahman türbemiz var burada. Türkiye'nin her yerinden o türbemizi ziyarete gelirler. İşte Acıgöl'deki yolun devamında Çardak Havaalanı'na bağlanır bizim yolumuz. Başmakçı'nın alt yolundan. Biz her zaman çoğu yere de işte flamingoya gider lefalarıyla Başmakçı ilçemizin girişini tespit ettirmeye de çalıştık. Tabii ki ilçemizde iş imkanı da geniş olan bir ilçe. İşte tavukhanelerimizde, kümeslerimizde yaklaşık her kümeste 50-60 kişilik bir istihdam sağlanıyor. Efendime söyleyeyim, başta tekstilde işte 100 küsür kişi. Efendim gene bizim fason yapan tekstilcilerimiz var. Orada gene iş imkanları oluşuyor tabii ki. Biyogaz tesisinde de aynı. Yani Başmakçı katma değer üreten bir ilçemiz. Ayrıca devletimize katma değer üreten bir ilçe burası. Biz Başmakçılılarla Başmakçı'da çok mutluyuz. Hepimiz birbirimizi tanırız. Birlikten kuvvet doğar kelimesiyle yola çıktık. Bu belediye başkanlığımızın ikinci döneminde de aynı. Birlikte vatandaşlarımızla çalışıyoruz. Ayrıca biz ilçemizde altyapımızı komple yeniledik. İşte su, kanalizasyon, efendime söyleyeyim, enerjiyi yer altına aldık. İlçemizin işte eski direk kirliliği, tel kirliliği, evlerin üzerindeki geçen tellerden. Daha önceden de burada bir yüksek gerilimden dolayı küçük bir problem yaşanmıştı ilçemizde. Bunlardan da kurtuldu ilçemiz. İnşallah Başmakçı ilçemizde doğalgazla ilgili de ihalesi yapıldı. Doğalgaz firmasına, Aksa'ya doğalgazla ilgili de ihaleler yapıldı. Bize verilen bilgiye göre yaklaşık herhalde Eylül-Ekim ayı gibi ilçemize doğalgaz dağıtım merkezi kurulmuş olacak. İnşallah biz bunu işte buradan kesin artık söyleyemiyoruz. Niye söyleyemiyoruz? İlçeye girdikten sonra ne kadar dağılacağı, işte hangi konutların, hangi bölgelerin kullanacağı ondan sonra tespit edilecek. 2023 yılının ilk aylarında belki ilçemizdeki ilk doğalgaz dağıtımına başlanılabilir diye bize söz verildi. Tabii ki ekonomik problemlerden dolayı, ihaleden dolayı herhangi bir şey aksayabilir diye ben katı olmayan hiçbir şeyi başlamadan, görmeden sevgili Başmakçılılara bu olacak şu gün demiyorum. Çünkü girdikten sonra
Başladıktan sonra insanlara bunu anlatmayı daha uygun buluyorum. Ayrıca işte yaklaşık şu arka binamız, şu gördüğünüz ortamda TOKİ inşaatta başlayacak. 65 konutluk bir TOKİ'miz olacak ilk etapta. Gençlik merkezi ihalemiz ayın 10'unda inşallah. Gençlik merkezi ihalemizi de yapıyoruz. İlçemize bir gençlik merkezi de kazandıracağız. Ayrıca işte Bakan Bey'in söylediği havuz, kapalı yüzme havuzumuz gençlerimiz için. O da bu bölgede gene aynı bölgemizde kapalı yüzme havuzumuzu yapacağız. Gençlik merkezimizin yerinde halı sahamızın arkası olarak belirledik. Flamingo yolu üzerinde. Bizim caddemiz Flamingo caddemiz var şimdi. Onun da ismini yeni biz koyduk. Biz ayrıca başlamak işte bütün mekanları cennet olsun. Şehit ve gazilerimizin de isimlerini sokaklara, caddelere onların isimlerini verdik. Burada en azından unutulmasın diye. İşte Ömer Halis Demir Ormanı yaptık gene. Şehitlerimiz biz yani. Biz şehitlerimiz ve gazilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bilakis bunları da insanlarımıza anlatıyoruz. İlçemizde işte biz çocuklarla, okul çocuklarıyla işte anaokulundan üniversite yüksekokuluna kadar hepsine elimizden gelen her yardımı yapmaya çalışıyoruz. Yaşlılarımıza Ramazan boyunca bütün ihtiyacı olan herkesin evine sıcak ekmek, sıcak yemek dağıttık. Belediye personel olaraktan. Hiçbir zaman onları zor durumda kalmamaları için bize alo dediklerinde veyahut da bizim bildiklerimize biz kesin gidiyoruz ama bilemediğimiz olduğunda da bizi aradığında oraya kesinlikle gece gündüz demeden onları ziyaret edip eksiklerini gidermeye de çalışıyoruz. Sosyal belediyeciliği de başmakta uyguluyoruz. Bizim özellikle ilk seçildiğimizde de Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nü kurduk ilçe belediyemize. Özellikle kurduk. Neden? Çünkü belediyenin görevi bu. İnsanlara hizmet etmek. Belediyede, belediye başkanı fabrikalar kuracak değil. Belediye başkanı ne yapacak? İnsanların huzurunu sağlayacak. Huzurunu sağlayacak derken ihtiyacı olan insanların her zaman yanında olacak. Seni aradığında benim makam kapım herkes açıktır. Beni herkes her yerde her zaman da görebilir. Sokakta ben yürürüm. İnsanların içinde, kahvehanesinde, işte bu Devlet Bahçeli Parkımızda. İnsanlar bize daha kolay, istediği zaman hızlı erişebiliyor. Yani mutlu bir başmakçı. Sizin de barışık bir başmakçı var sonuç olarak. Zaten ben biraz araştırdım buraya gelmeden önce. Cumhuriyet tarihinde partiniz ilk kez sizinle burada evet. Yerel yönetime sahip evet. olmuş. Siz de bu ilçe üst üste ikinci dönem ilk kez evet. seçmiş. Bu da güzel bir şey. İnsanlarla olan diyalogdan kaynaklanıyor. Alt yapı anlamında, üst yapı anlamında güzel projeler yapmışsınız ki saydınız her birini dinledik. Peki başmakçı yönünü nereye çeviriyor? Bundan sonraki hedefi nedir başmakçının? Yani mesela Acıgöl'ün avantajını ne kadar kullanabiliyor? Turizm sepetinden istediği payı alabilecek mi? Önümüzdeki dönemde buna ilişkin çalışmalar olacak mı? Kesinlikle bizim Flamingo yolu olaraktan Sayın Valimiz Gökmen Çek beyefendinin daha önceki valimiz burayı projeye aldırdık o yolumuzu Flamingo yolu olaraktan. İşte yeni Sayın Valimizle de bu konuyu da görüştük. İlçemizi artık bu yol Denizli'nin sınırına kadar sıcak asfalt yapılmış bir yol olacak ve valimizle birlikte de buraları kuş gözetleme kulemizi işte oraları yenileyeceğiz. Oraları daha bir doğa kültürü haline getireceğiz. Turizmde başmakçının da payı olacak.
Şimdi Devlet Bahçeli Parkı'nın hemen girişinde büyük bir kavak ağacı var. Kavak ağacında da urganla yapılmış bir salıncak bulunuyor. Ama bir öyküsü varmış, bir hikayesi varmış. Buraya ait bir gelenek sanırım. Sayın Başkan, hem size anlatayım dedi hem de çocuklar sallanıyordu. Onlar bilmiyorlarsa onlar da öğrensinler. Hep birlikte dinleyin istedi. Biz de dinliyoruz şimdi söz başkanımla. Evet. Salıncak başmakçının geleneksel bir böyle düğünlerinde, efendime söyleyeyim bayramlarda her mahalleye bir salıncak kurulurdu o zaman. Çünkü ilçemizde kavak ağacı olan çok nokta vardı. Evet. En az 6-7 noktada salıncaklar kurulur. O salıncaklarda da önce herkes sevdiğini atardı. Yani sevdiği kız oğlan bu salıncakların hepsini dolaşırdı o zaman. Tek tek bayramda. Başlanırdı işte buradan kaç tane mahalle var? İşte Gülistan Mahallesi, Çağlayan Mahallesi, efendime söyleyeyim aşağı Hilal, yukarı Hilal. Bu salıncaklar gezilirdi ve herkes de burada sevdiğini atardı. Bazen tabii kavga da olurdu. Bir kızı 5 kişi severdi. Tamam. İş karışırdı yani. Telefon yok. Şey abla yok. Gel. Telefonumuz yok. Gel şey yanıma abla. Bir dakika. Telefonumuz yok, şeyimiz yok. Genç kızlar önden gider, sevdikleri arkasından gelir. Başka bir atıyorsa onlar geldiği zaman hemen öbür erkekler çekilir. Kızların sevdikleri geçer atar. Ama 2-3 tane varsa... Ha bir kızı 2 seviyorsa mutlaka kavga olur. O ben açacağım. Ben açacağım kavga da çıkardı yani. Yani bu sizin salıncak kültürü geçmişten böyle geliyor. Evet, evet, evet. Çok eski. Benim babam rahmetlik oldu. Sevdiği kız içini 3 kere kesmiş jandarmalar. 3 kere girsin geri... Dağdan şey çekiyordu. Odun. Odun çekiyordu. Onun halatlarını 3 kere kesmiş, 3 kere kurmuş. Sevdiği kız için salıncağı. Yani burada aşk hikayeleri salıncağın üstünde başlıyor. Evet, evet genelde öyle. Telefon yok, hiçbir şey yok. Evet, aynen. Abi bizi her kibrit kutusuna mektup, evet kibrit kutusuydu evet, bizim kibrit mektuplarımız. Kibrit kutusuna salıncak o zaman çocuklar. Ya ne güzel, işte ben böyle küçük yerlerin hikayelerini çok seviyorum. Aynen. İçine çok... ya bir taş ya bir 2,5 lira, 1 lira para, demir para gitmesi için yani fırlatınca. Öyle bir kibrit kutusu ne kadar gidecek? Peki şimdi de hala bu gelenek var mı? Yok artık. Yok artık değil mi? Şimdi evet o kültür de yok, o sevgi de yok, o aşklar da yok. Değil mi? Ne güzel söyledi. Evet. Eskiye ait hiçbir şey kalmadı ki. Kalmadı. Evet eski de kaldı. Hiçbir şey kalmadı. Oysa yani bu salıncakları, şimdi belki de birçok kişi bu salıncağın önünden geçiyor ama böyle bir mazisi olduğunu, hikayesi olduğunu kimse bilmiyordu. Bilmiyor, evet gençlerimiz bilmiyor. Artık öğrendiler. Yani başmakçı da yani gelin ata değil salıncağa biniyordu daha evet, önceden. Aynen. Öyle diyelim. Aynen. Peki hep birlikte bir el sallayalım. Evet, buradan ayrılalım. Tamam. Hadi bakalım. Yanağım yanağında, dudağım dudağında. Yanağım yanağında, dudağım dudağında. Salla beni sevgilim, gönül salıncağında. Salla beni sevgilim, gönül salıncağında. Başım dönsün, her şey dönsün. Salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Başım dönsün, her şey dönsün. Salla beni, dünyam dönsün, gönül salıncağında. Öyle salıncağa binip tek başınıza sallanmanız mümkün değil. Onun için aslında İp bulamadık biz, ip gerekiyordu. Onun yerine bir hortum kanalıyla bize gösteriyor şimdi Başkan Bey ve çocuklar. Yani salıncakta atma olarak tanımlıyorlar onlar kendileri. Bakalım nasıl oluyor. Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım. Aşkında varsa payım, söyle neler yapayım. Kırıyorum günleri saya saya, al beni kıyamam
dertlere karıyorum günleri saya saya. Al beni, kıyamam seni. Evet, Başmakçı'da yöre kadınlarıyla birlikteyiz. Şimdi yanımda kadın kooperatifinin başkanı var, üyeleri var. Aynı zamanda bir de Halk Eğitim Merkezi Akşam ve Sanat Okulu'ndan bir öğretmenimiz bulunuyor. Önce kooperatif başkanımızı bir tanıyalım. Özgül Çetinkaya, emekli öğretmenim. Başmakçı Kadın Kooperatifi Başkanıyım. Hocam, burada kadınlar ne yapıyor? Gündelik hayatları nasıl geçiyor? Vallahi Başmakçı'nın kadınları artık kaderi midir ne? Eskiden ocaklara giderlermiş. Sonra halıcılık çıktı. Şimdi de tavuğa gidiyorlar. Peki, boş kadın yoktur yani. Hep i̇şte, çalıştı. Hep çalışmakla meşgullerdir. Muhakkak bir işte bulunur yazık. Kadınların kaderi artık. Şimdi biz burada eli boş olanlar halk eğitime gidiyoruz işte. Peki kooperatif ne yapıyor? Sizin bu kadın kooperatifi neler yapıyor? Başkanlığı sağ olsun bize bir göz oda verdi. Orada biz cuma günleri buranın pazarı gözleme yapıyoruz. Sonra kendi çabalarımızla helva yapıyoruz. El ürünleri standları açıyoruz. Yani faaliyetlerimiz bunlarla sınırlı kaldı. Bilseydik cuma günü gelirdik ya. Vallahi cuma günü gelirseniz buyurun gelin, o zaman kalabalık oluyorsun. Hem mübarek bir gün. Hocam sizi de tanıyalım. Emine Çakmak. Siz ne yapıyorsunuz? Sizin hayatınız nasıl geçiyor? Bayanlara halk eğitim ne tür faaliyetler sunuyor? Ben de Daskır'dan geliyorum. Başmakçıyı çok sevdiğim için bırakamayanlardanım. El sanatları öğretmeniyim. Kurslar. Meslek edindiriyoruz. Daha çok meslek edinme evet. Kursları var. Hangi kurslar var ağırlıklı? Ben takı tasarımcıyım kendim. Şimdi çanta kursumuz var. Rölyef yapıyoruz. Ahşap boyama. Çok iyi. Yani Başmakçı'da aslında bayanlar için olanak yüksek. Aslında şirin bir yer burası. Çok böyle sevimli, sempatik bir yer. Ablamla tanışmıştık zaten ama ismini sormadık. Salıncağın büyüsüne kapıldık. İsmin neydi abla? Zeynep Şener, ev hanımıyım. Zeynep abla, sen de üyesin kooperatife. Kooperatif üyeyim. 9-11 yılda halk eğitimin bütün kurslarına katılıyorum. Katıldın, halk ne güzel. Bileceğime, hayvanlarım da var. Sabah akşam hayvanlarıma da bakıyorum. Yani ben de boş durma gibi bir lüks yok. Yani Zeynep ablam tam böyle Anadolu kadını derler ya, o profili tamamen çiziyor. Aynen, ben boş durmayı hiç sevmem. Bisiklet, mobilet, araba ne dersen süreriz. Zeynep ablaya dedim ki salıncaktan düşmesin dedim, yavaş sallayın falan diyorum, böyle aklım gitti benim orada. O da diyor ki daha hızlı diyor. Tabii canım, biz de bir daldan bir dala değecek yani. Öyle olacak yani. Yani atılmış ki öyle sallanacak. Peki, çok teşekkür ederiz. Şimdi bayanlar burada piknik ediyordu. Biz tesadüfen karşılaştık. İşte hem kooperatif başkanımızla hem diğer bayanlarla. Onları daha çok tutmak istemiyorum. Eşlik ettiler, sohbetimize katıldılar. Bu sohbeti biz birlikte paylaştık. O zaman hep birlikte el sallayalım mı kameraya? Başmakçı'ya öyle bir günde gelmişiz ki bir tarafta mangallar, diğer tarafta çiğ köfteler. Tam bence yani ziyafetin ortasına rastlamışız. Yine Başmakçı Meslek Yüksekokulu öğrencilere şimdi de çiğ köfte yapıyorlar. Çiğ köfteyi kim yapıyor, bize bir tanıyalım. Merhabalar, ben Emine Çelik, Şanlıurfalıyım. Başmakçı'da bankacılık okuyorum işte. Öyle piknik yapmaya geldik final öncesi. Moral depoluyorsunuz. Evet. Emine, biz sizin memleketteydik. Çok güzel bir memleketiniz var. Şanlıurfa, eğer içinizde gitmeyeniniz varsa, yani peygamberler diyarı bir şehir. Yani tarihiyle, kültürüyle, gelenekleriyle, görenekleriyle, yöresel lezzetleriyle gerçekten bence Anadolu'nun en kadim topraklarından bir tanesi. Balıklı Gölü'yle ün yapmış bir şehir Şanlıurfa. Hazreti İbrahim'in ateşten Allah'ın verdiği emirle kurtulduğu, tamamen suya dönüştürüldüğü bir şehir. Halilurrahman Camii'nin bulunduğu bir şehir. Mutlaka gidin görün derim. Emine adına ben saymış oldum Şanlıurfa'nın birkaç özelliğini. Doğru. Yalnız saymadık değil mi Emine?
Yok, doğru saydım. Doğru saydık. Sen Urfalı olunca çiğ köfteyi de sana yaptırıyorlar. Doğru, bana kaldı, evet. Emine, ben bunu bir kere denedim. Vallahi ağladım ya, ellerimin ağrısından. Bu zor bir iş. Sen bu işe nasıl... Ama arkadaşlar daha yani acı yiyemediği için biraz daha az koyduk. Yani ideal yiyebilirsiniz siz. Yo, acısından değil. Bana hani yaptırdılar, yoruldu. Ellerim evet, bir ağrıda. Ben senin bugün bilmiyorum yani. Moral depolayacağım diye yapıyorsun ama akşam sıkıntı olabilir yani. Doğrudur, evet. Çok yorucu oluyor. Arkadaşlarımıza değer aslında ya. Değer değil mi? Onlar için bir günlük evet, bu zahmete girmek lazım. Sizi de tanıyalım. Ben de Daskır'dan geliyorum. Buradan 12 kilometre. Adım Beyza. Beyza, sen yakından geliyorsun. Evet, ben yakından geliyorum. Dedik dışa gitmeyelim, memlekette kalalım. İyi oğlum, sen ne okuyorsun? Ben de aynı banka ve sigortacılık okuyorum. Birinci sınıf öğrencisiyim. Ne güzel, siz? Ben Şimal Nazirliliyim. Ben dış ticaret okuyorum burada. Aydın'dan geliyorum. Aynen, Aydın'dan geliyorum ben. Bizim harman dalı falan varsa hallederiz. Oynar mıyız? Oynarız. Tamam, oynatırım bak vallahi, çalarız şimdi. Tamam, biraz sonra. Sizi de tanıyabilir miyiz? Evet, ben Süheyla Bozkurt. Emine, mikrofon geçecek önünden. Dinlen sen bence biraz. Süheyla Bozkurt, ben Afyonluyum. Burada dış ticaret okuyorum. Arkadaşlarla Emine'nin de söylediği gibi final öncesi böyle deşarj amaçlı bir eğlence, bir etkinlik düzenleyelim istedik. Çok da güzel oldu. Yurdumun birçok ilinden, şehrinden gelmiş çok değerli arkadaşlar tanış oldum. Emine, biz bundan bir tadına bakabileceğiz mi? Bir şey oldu mu bu olacak kadar? Biraz, yani biraz daha beklemeniz beklememiz gerekiyor. Beklememiz mi gerekiyor? Evet. Siz, şimdi bu sıra gecesi olur sizin orada, bunları yaparken türküler falan söylerler. Evet. Sizde oluyor mu böyle? Balıyam ezelden Urfalıyam, ezelden gönlüm geçmez güzelden. Ağam olasan Ömer Paşam olasan Ömer. Dalasan Ömer. Emine, Urfa'nın bütün şeylerini bize yaptırttın vallahi. Yani çiğ köfte yapma dışındaki her şeyini biz yaptık. Türküyü bari bir sen söyleseydin ya. Türküsünü bilmiyorum ki ben. Gerçekten bilmiyorum. Yok yok, güzel oldu iş. Ben espri yapıyorum. Nazilli'li arkadaşımız bizi kurtardı Türkiye'ye giriş yaparak. Peki, Allah yolunuzu, bahtınızı açık etsin. Çok İnşallah eğitiminizi başarıyla tamamlarsınız. Çok güzel yerlerde görürüz sizi. Hayatınızın tüm günleri böyle neşeyle, mutlulukla geçer. Korktu, köpek avladı. Akla çıktı. Hadi hep birlikte el sallıyoruz. Evet, Şimay bana böyle gelin demişti. Ona öyle geldik. Ne oynayacaksın bize şimdi Şimay? Harman dalı oynayacağım. Harman dalı. Aydın'dan gelinir, Efeler Diyarı'ndan gelinir de, Nazilli'den gelinir de. Oynanmaz mı? Mı? Değil mi? Evet. Yani siz bu işi iyi biliyorsunuz. Bana oyna desen çok sırıtır. Hayatta yapamam. Şimdi Şimay'ı harman dalı gösterisiyle sizlerle baş başa bırakıyoruz. Başmakçı öyle bir ilçe ki Türkiye'deki yumurta fiyatlarını tek başına belirliyor.
Bu özelliğinden ötürü 1976 yılında Tavukçuluk Tarımsal Kalkınma Kooperatifi kurulmuş ve bu kooperatif bünyesinde 1 milyon 191 bin adet kapasiteli tavuk kümesi bulunuyor. İşte bu üretim ilçeyi Türkiye'nin haftalık yumurta fiyatlarını belirlemede öncü yapıyor. Suudi Arabistan, Irak, Kuveyt, Suriye, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman ve Bahreyn gibi ülkelere yumurta gönderen bu ilçe, ülke ekonomisine de büyük katma değer sağlıyor. Başmakçı Türkiye'nin yumurta borsasını belirleyen önemli bir ilçe. İşte şimdi bu ilçede yumurta sektöründe faaliyet gösteren Başyem fabrikasındayız. Yanımızda Hasan Karakülah var, bu birimin sorumlusu. Kendisinden dinlemek istiyoruz. Burada nasıl bir çalışma yapıyorsunuz, nasıl bir faaliyet yürütmektesiniz? Ayrıca Başmakçı Türkiye'nin yumurta borsasını nasıl belirliyor? Türkiye yumurta Başmakçı yumurta borsasını haftalık olarak belirliyor. Belirli fiyatlarla. Kümesim 135 bin kapasitelik. Şu an aktif durumda olan 100 bin adet tavuğum mevcut. Şu anda duble ve süper duble olarak iki sınıfta yumurtam çıkmak bulunmaktadır. Peki ben mesela hep merak etmişimdir. Şimdi tavuklar böyle kümesler de. Evet. Onlar hep... Günde kaç yumurta veriyor mesela burası? Bu bina şu an için kendi kümesim yaklaşık olarak günlük 3000 koli yumurta çıkıyor burada. 3000 koli? Evet. Onda kaç yumurta oluyor? Koli başında 30 tane olduğu için 90 bin adet yumurtamız mevcut. Yani benim gün, kümesimde. Sadece bu kümeste günde 90 bin yumurta çıkmakta. Başmakçı genelinde nasıl biliyor musunuz? Başmakçı genelinde o ortalama milyonlarla değerlendirmek gerekir yani. 1 milyonun üzerindeymiş evet. Sanırım kapasiteniz değil mi? Evet. Tavuk kapasitesi, kümes kapasitesi. Evet yani. Doğrudur. Peki şimdi sistem nasıl oluyor, nasıl çalışıyor burada? Şimdi değerli izleyiciler görüyorsunuz, yumurtalar böyle önümüzden geçip gidiyor, kanallardan düşüyor. Evet, konvörler yardımıyla, bez bantlarımız aracılığıyla depomuz var. Depomuzda personellerimiz var. Personeller bunları sürekli konvörü çektikçe bu yumurta devamlı içeri konvörler aracılığıyla geçiş sağlanıyor. Siz dediniz hem duble yumurta hem normal yumurta değil şu mi? An benim evet duble yumurtam. Duble bunlar duble mi? Duble. Evet. Duble ve süper duble olarak ben iki sınıftan çıkıyor yani ağırlık olarak. Nasıl ayrıştırıyorsunuz onu? Mesela bu yumurta normal duble yumurtası. Evet. Bu yumurta süper seçme. Süper duble. Zor mu bu iş? Bilen kişi için basit. Böyle diyeyim. Peki burada çıkan, üretilen yumurtalar nerelere gönderiliyor? İç piyasa ve dış piyasa olmak üzere, ihracatımız da mevcut olmak üzere hem iç Türkiye genelinde şehirlerimize hem Türkiye dünya genelinde çeşitli ülkelere gönderilmektedir. İşte Başmakçı'yı da zaten ön plana çıkaran en büyük özelliklerinden bir tanesi yumurta sektöründeki abiliği, söz sahibi olması. Ülkeye abilik ediyor, sektöre abilik ediyor. Öyle bir ilçe burası. Başyem'e misafir olduk bugün. Şimdi sizi bu fabrikanın o görüntülerini göstermek istiyoruz. Bakalım içeride sistem nasıl çalışıyor ve sofralarımıza gelen bu yumurtalar hangi aşamalardan geçtikten sonra bizlere ulaşıyor. Evet, şimdi tavuk kümeslerinin içerisindeyiz. Tavuklar yumurtaları görmektesiniz. Taze taze çıkarıyorlar ve farklı kanallarla işte paketlenmeye gidiyor. Hasan Bey, burada bu tavukları görünce ben hep üzülüyorum. Neden? Neden üzülüyorum? Yani bunları çok şanssız görüyorum nedense.
her zaman aklıma gelmiştir. Ne zaman böyle bir tavuk kümesine gelsem. Onların ömrü burada geçiyor. Hiç çıkmıyorlar çünkü. Ne kadar kalıyorlar? Civcivlik döneminden çıkış dönemine kadar aşağı yukarı ortalama 24 ay bir zaman zarfı içerisinde bu tavuklar yumurtlamaya her gün devam etmektedir. 24 ay sonra ne yapıyoruz? 24 ay sonra tırlar aracılığıyla kesimlere gitmekte. Yeni nesil ırklar tekrardan kafeslerimize, kümeslerimize geri gelmektedir. Anladım, yani buradaki tavuklar. Peki kaçıncı ayındalar şimdi ırk? Benim tavuğum, kendi şu anki baktığım, şu anki 18. ayımda. 18. aydalar. Yani 6 ay sonra evet. Bu tavuklar gidecek, yeni ırk gelecek. Irk gelecek, evet. O ırk da 24 ay daha devam edecek. Yani bu süreç dönüşümlü olarak her 2 yılda bir değişim gösteriyor. Ama tabii ki son derece sağlıklı, son derece hijyenik, evet. Değil mi? Doğru. O özelliklerinden de bahsedelim mi? Yani tavuklar gerçekten zaten böyle kıpır kıpırlar. Az sonra sizler de göreceksiniz. Evet. O da sanırım buranın hem son teknoloji olmasından hem de hijyeninden kaynaklı. Yemle sürekli düzenli yem verildikleri için günde her gün hava spikülasyonu olsun, suları olsun günlük kontrol edilmekte. Yemleri de devamlı araçlarımız otomatik olmak üzere gidip gelmekte ve yemleme sistemiyle sağlıklı bir şekilde halkımıza gönderiyoruz. Evet, kadınlar tüm hızıyla yumurtaları paketlemeye devam ediyorlar. Yanımda Hava Hanım var, onunla da konuşalım, biraz sohbet edelim. Nasıl geçiyor burada günleriniz? Güzel geçiyor, iyi. Güzel vakit geçiriyoruz burada. Kaç yıldır bu sektördeyiz? 2,5 yıl oldu. Evet. Bu fabrikadasın. Bayağı buranın kadınları da artık sadece yumurtacılık üzerine olan bütün özel şirketlere, fabrikalara dağılmışlar sanırım. Tabii evet. Bayan elemanlar genellikle. Bayanlar genelde paketleme yapıyor ama değil mi? Başka bir şey yapmıyorlar. Yok, yumurta da topluyoruz, paketleme yapıyoruz. Ha, hepsini yapıyorsunuz. Tabii. Ne zorluğu var bu işin? En zor yönü neresidir? Hepsini bilmen gerekiyor. Yumurtada seçmen gerekiyor. Ufağını, büyüğünü, seçmesini, yeni ana, eski ana hepsini bilmen gerekiyor. Siz bunu nasıl ayırt ediyorsunuz ya? Bana sen göstermedikten sonra ben anlamıyorum mesela. Mesela şunları seçme diyoruz. En büyük süper duble. Bu duble. Şu dublemiz. Ama böyle bakınca sanki bize hepsi aynı gibi geliyor. Siz onu nasıl görüyorsunuz? Ellerimizle seçiyoruz artık. Öğrendik. Elden. Tabii. Elimize alıştı artık. Elimizle. Buna duble. Her işin bir püf noktası var derler ya, değil mi? Aynen. Bana versen ben hepsi aynı benim için o yumurta. Yani İzleyicilerimize göstereyim. Yani bakın bana, ben bunu nasıl bu yeni ana diyeceğim, diğeri duple diyeceğim diyemem. Evet. Çünkü bu da işte onların mesleğinin sırrı. Artık yapa yapa alışmışlar. Küçük işte yeni ana. Ha, yeni analar da bu, evet. Küçükler. Bunlar da yeni ana oluyor. Çift sarı, teyze abi. Çift sarımız var. Çift sarımız. Bunları veriyoruz. Bunlar da çift sarı. Şunlar da çift sarı. Bu biraz belli bak, evet. Ötekilere göre. Bu değil mi? Evet. Daha aynen. Büyük oluyor. Bu seçmesi. Seçme. Seçme demek ne demek? Seçme. Süper. Tek sarı ama iri yumurta. Şimdi bunlar mavi, bunlar pembe. Niye? Seçmeler için mi öyle bir? Geniş, evet. Biraz daha büyük kolisi. Büyük. Ha, kolisi büyük. Onların bu neydi? Çift sarıydı. Çift sarıydı. Onun kolisi ayrı. Anladım. Bakın yani biz bu görüntüleri sizlerle paylaşıyoruz. Daha önce ben hiç duymamıştım. Yani çift sarıyı duymuştum da işte yeni anaydı, seçmeydi. Dupleyi de böyle farklı bir isimlendirmeyle yumurtaların dağıldığını bilmiyorduk. En azından onu da öğrenmiş olduk. İyi, peki bakalım, size kolay gelsin. Teşekkür ederiz. İşte kümeslerden çıkan yumurtalar bu gördüğünüz birimde tek tek sınıflandırılıyor ve paketlemeye hazır hale getiriliyor. Ardından da tırlara yüklenerek hem Türkiye'nin hem de dünyanın birçok noktasına ihraç ediliyor.
Şimdi de Sultan Abdurrahman Türbesi'nin hemen önündeyiz. Rivayete göre çocuk sahibi olmayan gelinler bu türbede kurban kesiyor. Kız çocukları olursa Sultan, erkek çocukları olursa da Abdurrahman adını veriyorlar. Sultan Abdurrahman, Horasan'da yetişip Anadolu'da yaşayan evliyalardan biri olarak biliniyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin öğrencisiymiş. Anadolu'nun Türkler tarafından fethinden sonra memleketinden hicret ederek Başmakçı'ya yerleşmiş. Burada insanlara Yüce Allah'ın emir ve yasaklarına tebliğ etmiş. Onların dünya ve ahiret saadetlerine kavuşmaları için gayret göstermiş. Hanımı Sultan Hatun da aynı türbe içerisinde yatıyor. Göre halkı Sultan Abdurrahman'a büyük saygı duyuyor. Onun manevi varlığı ile iftihar ediyor. Türbesine çok sayıda ziyaretçi geliyor. Bir yöremiz programının daha sonuna geldik. Sizlere bugün Başmakçı'dan seslendik. Acıgöl'ün kenarında bulunan kurak bir alan üzerinden bugünkü programı noktalıyoruz. Bir başka programda görüşmek dileğiyle hoşça kalın, esen kalın diyoruz. Bizi izlerseniz görürsünüz memlekete. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi. Dinar'da çalan türküyüz biz. Haydarlı'da süren gelenek, Bayat'ta kilim, Erkmen'de vişneyiz biz. Sizinle sizden biriz. Karecik'te hayata gülümseyen çocuğun yüreğinde umuduz. Safiye teyzenin Taşoluk'ta haşhaş dövdüğü yıldan beri yayındayız biz. Sandıklı'da şifalı bir su, İhsaniye'de muhteşem bir vadi, Kocatepe'de yazılan destanız biz. Bizi izlerseniz görürsünüz memleketi.